Benim adım Ahmet Faruk Gürdakul. 50. yıl Divan İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun oldum. Ve LGS'de 500 tam puan yaparak Türkiye birincisi oldum. Tabii ki bu başarıda düzenli ve gayretli ders çalışmanın yanında başta okul müdürümüz Ahmet Toğuz olmak üzere bütün idarecilerimiz ve hocalarımızın emeği geçmektedir. Onlara buradan hep teşekkür etmek istiyorum. Eğitim, öğretim ve pandemi sürecinde destek olunculara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve zorlu zamanlarında bana destek olan özellikle Ramiz Hocam, Zübeyde Hocam, Ali Hocam ve saygıdeğer ablamdan tekrar teşekkür ediyorum. Hedeflerimde bir tane fen lisesi veya İmam Hatip Lisesi düşünüyorum. Tam karar veremedim ama yakında karar verip tercihlerimi yazacağım inşallah. Diğer adaylara neler söylersin? Bundan sonraki yıllarda sınava girecek adaylara. Ders çalışma konusunda şöyle bir şey söylemem gerekirse, çoktansa az ve öz çalışmak daha verimli olduğunu düşünüyorum. Mesela benim 700 soru çözen arkadaşlarım oldu mesela, örnek veriyorum sayı olarak. Çok çözüyorlardı sürekli ama düzenli veya dikkat ederek çözmüyorlardı. Onlar kötü yaptılar ama mesela ben 200 soru çözerek ama yaptığım yanlışların hepsini birebir takip ederek yaptığımız sürece ilerleme kaydedebiliyoruz. Diğer türlü çok ilerleme kaydedemiyoruz. Ve stres bence en önemli konu sınavlarda. Çünkü stres düşüncelerimizin gidişatını bile değiştirebiliyor. Mesela bildiğimiz bir konuyu unutturabiliyor bize. O da çok büyük sıkıntı ama sakinliğimizi korursak çoğu şeyden üstesinden gelebiliriz. Çoğu sıkıntının üstesinden gelebiliriz. Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese yaşatsın. Böyle bir evladı bize nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Ve özellikle bu konuda yardımcı olan okul idaremize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle ablasının çok faydası oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Başarıyı bekliyorduk. Çünkü zaten çocuk denemelerde falan çok iyi gidiyordu. Hem denemelerdeki başarısı, çocuğun yapısı, Allah-u Teala'nın verdiği bir zeka. Bekliyorduk. Öğretmenlerimizin gayreti de bunu tetikledi. Daha güzel oldu elhamdülillah.